Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Şu an Atlanta'dan yola çıktık. Atlanta'da epeyce bir yer gezdik. Şimdi kafamızda epeyce bir şey şekillendi. Atlanta ile alakalı, Atlanta'daki evlerle alakalı. Şimdi Florida'ya doğru geçiyoruz. Jacksonville'e gideceğiz. Jacksonville'de şehri gezeceğiz. İşte oradaki evlere falan bakacağız. Değişik oradaki attraction yerlerine bakacağız. Hani nerede ne var, nerede ne yok. Kafamızda bir şekil olsun, oluşsun diye. Ondan sonra büyük ihtimalle oradan Orlando'ya geçeriz. Ondan sonra karar vereceğiz hangi şehirde, hangi eyalette kalacağımıza. Ama büyük ihtimal Florida olabilir gibi gözüküyor. Şu an kesin bir şey yok. Şu an geziyoruz sağa solu. Şu an bir dinlenme tesisindeyiz. Georgia'dayız hala. Atlanta'da, Atlanta sınırları burası. Atlanta'yı biraz hafiften çıkmış olabiliriz ama Georgia eyaletindeyiz hala. Şimdi güneye doğru inmeye devam ediyoruz. Şimdi bir mola verdik arabayla. Dedim bu arada hemen bir video çekeyim, update edeyim. Florida'ya geçince Jacksonville'e orada evlerle alakalı birkaç video çekerim büyük ihtimalle. Fırsat buldukça sizlere update edeceğim. Florida'da görüşürüz diyelim. Evet gençler, şimdi Jacksonville'de bir evdeyiz. Emlakçı bekliyoruz şu an. Mahalleyi göstereyim şimdi size. Mahalle böyle bir mahalle. Sessiz. Çıkmaz sokağın ucunda bir ev. Şöyle bakarsanız gayet sessiz bir mahalle. Hiç kimse yok. İki tane çıkmaz sokak. Evet, bu tarafta çıkmaz sokak. Buradan mahallenin dışına çıkıyorsunuz. İleride havuzu falan filan var. Parkı falan var işte mahallenin. Tüm bu mahalle oradan onu kullanabiliyor. Şimdi burası 4 artı 3. 4 oda 3 salon. 2500 square foot yaklaşık. 2500. İşte 2000'lerden sonra 2007 yapımı galiba diyebiliyorum. Az sonra şimdi içeri girip içine bakacağız. Dışarıdan böyle görünüyor. Hani landscaping falan gayet güzel. Fiyat sanki biraz bir 20 bin dolar fazla gibi. 5 günden beri piyasada, o yüzden. Normalde konulduğu gün, yani o gün 3-5 tane teklif veriyorlar. Bakalım şimdi içine girelim. İçinde ne var hep birlikte görelim. Şu palmiye gerçekten olaya bayağı bir şekil veriyor. Mahalleye. Evet. Evet, şu an içerideyiz. Girişte hemen. Giriş böyle arkadaşlar. Şu giriş kapısına girdiğiniz zaman burası dining area. Gördüğünüz gibi. Gayet büyük bir yer. Ve gayet bakımlı bir ev. Yani öyle kötü bir ev değil. İşte şurası hallway. Şurası mutfak. Burası da office diyelim. Yani genelde hani closet olmadığı için, küçük odası olmadığı için ofis olarak kullanırlar. Bu adam da YouTuber olma ihtimali çok yüksek ya da gamer, ikisinden birisi. Evet, bu oda böyle. Şimdi mutfağa girelim. Burası da gayet geniş. Gördüğünüz gibi herhalde orası dining area, yani küçük bir yemek masası oraya konulabilir. Ama bunlar tabi büyük kedi köpekleri var. İki tane çok büyük. Bunlar da köpek mamaları falan. Evet, mutfak böyle görünüyor uzaktan. Burası garaj arkadaşlar. Burası garajı açılıyor. Gördüğünüz gibi iki tane arabanın sığacağı bir garaj. Bize üç tane gerekiyor. Evet. Şimdi eşyaları koydular için tabii ki buraya en fazla bir araba koyabilirler. Bu klima sistemi. Evet, bu klima sistemi. Şurada su ısıtma tankı var arkadaşlar. Su ısıtma tankımız orada var. Adam buraya ekstra bir buzdolabı koymuş.
Çöp kutularını buraya koymuş. Breaker box'ı burada. Şu garajı açan motor bu. Buradan da yukarıya tavan arasında çıkabiliyorsunuz. Şunu çektiğiniz zaman buradan bir merdiven çıkıyor. Merdiven yere kadar iniyor. Sen normal merdivenle böyle yukarı tırmanabiliyorsun. Çıkabilir miyim? Hayır hayır babacığım. Niye? Kapıyı kapatır mısın? Şimdi odaları şey yapacağız. Gezeceğiz şimdi. Neyi? Odaları. Salon böyle. Gördüğünüz gibi salon da gayet geniş. Salon gayet geniş. Ve güzel. Şimdi burada bir hallway var. Küçük bir hallway var. Burada bir oda var. Bir tane de burada oda var. Ortada da ikisinin paylaştığı bir tuvalet banyo var. Küçük bir ne derler? Lavabo. Tuvaleti burada. Ve burası da duş yeri. Şöyle uzaktan göstereyim. Neye benzediğini. Küçük ama güzel. Şu odaya bakalım. Oda böyle. Gördüğünüz gibi. Bebek odası. Ne çok aşırı büyük ne de aşırı küçük bir şey. Şöyle bakın. Gayet güzel. Buradan dekorasyonlara bakarsanız adamların 50 tane sadece çocuk için şey var. Burası klozeti. Şöyle bakarsanız gayet geniş. Şimdi ben buradayım babacığım. Evet. İkinci küçük oda burası. Burası da normal oda. Buraya adamlar büyük yatak koymuşlar. Normalde burası da çocuk odası falan gibi bir şey olur. Yani büyüklüğüne bakarsanız. Evet, burası master bedroom değil. Yani ebeveyn odası burası değil. Şurada bir tane klozet var. Burada. Tamam, şuna bakalım babacığım. Burada bir tane klozet var. Orası da bir tane. Evet, bir tane burada klozet var. Şimdi master bedroom'a bakalım. Evet. Burası master bedroom. There's a gun in there. So, stay away. Evet, burası ebeveyn. Ebeveyn tuvalet banyosu. Burada bu var. Bakın. Baba. Burası küçük bir jacuzzi gibi. Ha. Bu var. Evet. Ve burası shower. Burada da klozet işte. Burası büyük ihtimal büyük olan yer bayanın. Şu küçük olan yerde. Ha, tuvaletmiş evet. Tuvalet burada ayrı. Tuvaleti nerede sandın acaba? Bu güzel bir özellik. Standing shower. Standing shower çok güzel. Abi o ne? So there's one room upstairs. So it's basically four room. Yeah, that could be considered like a guest bedroom. Guest bathroom. Okay, so then that's an office then. That's yes. Not the, so okay. You have three bedrooms in the middle. Okay. Office, and then pretty much a fourth bedroom upstairs. Wow, okay. Şimdi buradan yukarı çıkan... Evet, gördüm babacığım. Hadi çık bakayım yukarı. Buradan yukarı çıkan bir... Kediler burada yaşıyorlar. Merdivenle. Bir oda var, büyük bir oda. Yok mu? Yok. Tamam olsun. Ama tuvaleti var hala. Evet. Baksın. Şimdi bunlar herhalde büyük bir küçük bir aile kedisi. Olduğu için burayı adamlar şey yapmışlar. Küçük kedi oluyor. Evet burada yine gördüğünüz gibi. Lan be açar mısın Aslıcığım? Burası yine shower var burada bir tane. Aç bir bacım. Evet. Çok güzel. Sinki var burada. Sinki var ben ne yapmışlar? Burası aslında çatı arası. Ama buraya güzel bir pencere konulmuş. Şu pencereden dışarıya bakabiliriz. Bunun altına şimdi gireceğiz. Bunun altı kapalı balkon gibi şey yapmışlar. Baba, ve şurada bir göl var.
küçük bir göl var. Babanın camları var. Evet, göle bakıyorlar. Şimdi aşağı inelim hadi. Dışarı çıkalım arkadaşlar. Evet, aşağı inip şeye bakalım. Garaj sadece ikili ama biz üç istiyoruz. Çünkü bir araba dışarıda kalacak. Air conditioning. Yeah, so this could be heated and cooled. So this is a livable space. Mm-hmm. It's considered like, is it in that 2400? I don't know if it's in the 2400. I don't think so. But this is considered heated area. Evet, burası gayet büyük. Burası 10 fit şöyle genişliği. Böyle de en az 20-25 fit falan var. Şimdi en güzel kısım, dışarı çıkalım. Dışarıda ne var ona bakalım. Burası balkonu. Şu plastik arkadaşlar, plastikten yapmışlar balkonu. Yani çürümez, kokmaz, boya gerektirmez. Buraya bir tane böyle bir beşik koymuşlar. Bir aile için. Binin bakalım bir. Islanacağım. Tamam, ıslanmayacağım. Demek ıslanacağım. Garip bir şekilde bu evin her tarafında şu izler var. Nedir, ne olduğunu anlayamadım. Her tarafında bundan var. Klimada da o izden var, görüyorsunuz şu klima. Evet, bir tane lezzet var burada bu arada gençler. Evet, kaçtı. Gördün. Şimdi bahçeyi geziyoruz. Bahçe böyle. Bahçenin içinde yumuşak. Kakalar var. Evet, bu da köpek olduğu için, evet, köpeklerin pislikleri var ortalıkta. O yüzden mayınlara basmayın. Şuna gidelim mi? Burada bir tane su gideri gibi şey yapmışlar gençler. O yüzden burası alçak şöyle. Su buraya gitsin diye. Suyumu tut, ağaç içine. Tamam. Tutabilirim. Hacı, şu videoyu bir bitireyim de. Baba, Gekko aşağı oraya zıpladı. Evet. Şimdi burada diğer evin yan tarafı var. Yine garip bir şekilde aynı izler burada da var. Şimdi bunu soracağım, nedir bu? Neden kaynaklı? Ve bunun altında bir hayvan yaşıyor gençler. Şurada. Gördüğünüz gibi buraya bir hayvan yuva yapıyor. Rakun yedi tavşan. Bu arada doğalgaz tüpü. Burada doğalgaz olmadığı için insanlar böyle doğalgaz tüpleriyle. Florida çok sıcak memleket olduğu için doğalgaz yok burada, çok fazla kullanılmıyor. İsteyenler bu şekilde tedarik ediyor. İşte adam bunu koyuyor, atıyorum 5-6 ay, 1 yıl neyse bununla idare ediyor. Zaten her şey elektrik. Gördüğünüz gibi yine burada siyah yanıklar var. Nedir, ne olduğunu tam anlayamadık. İşte fensi de böyle. Fensinde birkaç yamukluk falan filan var. Ama genel itibariyle güzel. Çok fena değil. Babacığım şu arkada. Dur gördüm. Baby, iki tane. Gekko, baby, Gekko. Dur. Zehirli mi yerdir? Yok, çok küçük. Çok dur Eser, dur. Şu balıklıyım. Baba yakalasan. Baba kuyruğundan tut. Dur, kaçtı. Baba şurada. Tamam. Yakala baba. Evet gençler, şimdi arka bahçeyi size göstereceğim. Evet gençler, şimdi şu an dekteyiz. Evin dekinden arka manzarayı gösteriyorum. Şu an boş bir arazi burası. Kocaman bir boş bir arazi. Şurada bir tane gölet var. Orada balık tutabilirsiniz. Ördekler, kazlar oluyor genelde. Evet. Yani genelde
Çok sessiz bir muhit burası bakarsanız. Evet gençler, bugün de bu kadar olsun. Bir sonraki ev videosu, eğer yine ev gezersek göstermeye çalışacağım. Epeyce bir ev geziyoruz aslında da müsait olmuyor. İçinde insanlar oluyor falan filan, değişik durumlar oluyor. Müsait olmayabiliyor. O yüzden el verdikçe çekmeye çalışacağım. Ve aldığım evin videosunu da çekmeye çalışacağım sizlere.